Gerçekleşen kıyamet alametlerinden bazıları. 3. bölüm. Masum çocukların öldürülmesi. Muhammed ümmetinden masum bir çocuk öldürüldüğünde gökten bir melek "Hak onda, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da ve onun yanında olandadır" diye haykırır. Haramların helal sayılması. Hazreti Mehdi bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. İnsanların sebepsiz yere öldürülmesi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, insanlar öyle günler görecek ki katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek. Yıldırımların çoğalması. Kıyamet yaklaştığı sırada yıldırımlar o kadar çoğalacak ki insanlar birbirlerine şöyle diyecekler. Dün kime yıldırım isabet etti? Onlar da şöyle cevap verecekler. Dün falan ve filan kimseleri yıldırım çarptı. Hayvanlara insanlardan çok değer veren kişiler. Kıyamet yaklaşınca kişi köpek yavrusu yetiştirecek, bu işi kendi öz çocuğunu yetiştirmekten ona daha iyi gelecek. Salgın hastalıklar. Ey Malikoğlu Avf! Kıyamet öncesi 6 alamet sayayım mı? Dedim ki, onlar nelerdir ya Resulullah? O da şöyle buyurdu. Sizin aranızda kolera ve şarbon gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır. Kişinin kardeşini öldürmesi. Kişi kardeşini öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Müslümanların maruz kaldıkları şiddetli belalar. Fitnenin girmediği hiçbir ev ve dokunmadığı hiçbir Müslüman kalmaz. Bu hal soyundan bir kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkana kadar devam eder.